Yapıcıoğlu önce Manisa'ya gitmişti, sonrasında Uşak'a geçti. Uşak'ta da tıpkı Manisa'daki gibi esnafları ziyaret etti Hüdapar Genel Başkanı. Burada ilgi çeken, dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Yapıcıoğlu esnaf ziyaretinden sonra da yine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolay gelsin. Çok şükür Allah'a, siz de iyisiniz. Şükürüz daim olsun. Kolay gelsin. Allah bereket versin ömrünüze, işinize. Hep beraber. Memleket gezileri kapsamında Ege bölgesine giden Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Uşak'ta esnafı ziyaret ederek hem sıkıntılarını dinledi hem de çaylarını içti. Tavsiyeler de yapabiliyor musun? Hayırlı olsun. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Yapıcıoğlu esnaf ziyareti öncesi Dülgeroğlu Camii'nde öğle namazını kıldı. Uşak halkı tarafından hoşgörüyle karşılanan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla esnaf arasında güzel diyaloglar yaşandığı görüldü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hemen bırakın. Ama siz satıyorsunuz. Yok, biz bırakın diyoruz biz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyisiniz Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Allah hoş geldiniz. Yapıcıoğlu esnaf ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sıkıntı genel anlamda memleketin her tarafındakine benzer. Uşak Ege'de çok fazla büyümemiş bir şehir olmasına rağmen sanayisi kendi ölçeğine göre iyi gelişmiş. Bu nedenle işsizlik çok fazla yok. Yani memleketin diğer tarafındaki işsizlik sorunu burada yok. Özellikle küçük esnaf bazen işçi bulamamaktan, çalıştıracak adam bulamamaktan şikayet ediyorlar. Fakat hayat pahalılığı her taraftaki gibi buradaki insanı da etkiliyor. Hayat pahalılığının sürdüğünü ifade eden Yapıcıoğlu, asgari ücretlinin son zamla kısa süreli bir nefes aldığını söyledi. Asgari ücretin nispeten iyi bir şekilde artmış olması bir taraftan asgari ücretli kısa bir süreliğine bir nefes aldırmış. Ama asgari ücret arttıktan hemen sonra maliyetler arttığı için bu sefer asgari ücretin almak zorunda olduğu, hayatını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu maddelerin de, tüketim maddelerinin de fiyatı arttığı için kısa bir sürede onun etkisi geçecek gibi görünüyor. Belki bir iki ay daha bir nefes alma devam eder ama ondan sonra yeniden bir eskiye dönüş görülecek gibi. Genel olarak esnafın piyasalardaki durgunluktan şikayetçi olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, halkın alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı. Fiyat artışlarının anormal olanları mutlaka denetimleri artırmak suretiyle haksız kazanç sağlayanların önüne bir geçmek gerekir. Fırsatçılara fırsat tanımamak gerekir. Ama öte taraftan dar gelirleri, sabit gelirleri de bu hayat pahalılığının altında ezmelerine fırsat vermemek gerekir. Eğer fiyatlar aşağıya çekilemiyorsa o zaman ücretler olabildiğince yukarıya çekilmelidir. Peki vatandaş kendi ihtiyacını alabilsin. Uşak'ta deri ve kimyasal fabrika işçileriyle de bir araya gelen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu fabrika çalışanlarıyla sohbet etti. Kolay gelsin. Daha sonra işletme sahibiyle bir araya gelen Yapıcıoğlu, sektörün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi aldı. Sohbetin ardından konuşan Yapıcıoğlu, alın teriyle kazanç elde eden işçilerin çektikleri zorluklara değindi. Stajyer olmak için bulduğu iş ne olursa, elinden hangi iş gelirse o işi yapan gerçekten eli öpülesin insan. Genel anlamda bir ekonomik sıkıntı var, bir dar boğazın içerisinden geçiliyor. Reel sektör zor durumda. Dolayısıyla reel sektörün çalışanı da yani sabit gelirli de zor durumda. Hüdapar Genel Başkanı daha sonra fabrika yetkilileri ve işçilerle birlikte aynı masada toplanarak çay içip sohbet etti. Sanayi fazla olmuş. Evet. Sanayi. Sanayisi kendi çapına göre...